Efendim ilk dinleyicimiz birinci önündeki ikinci suali vardı. İş yerinde dedi. Böyle dedi hani üzüntüye sebep olacak bazı hadiseler vuku buluyor dedi. İşte eve gittiğin zaman hanımına, annene, babana neyse aileye bunu anlatmakta gıybet olur mu? Şimdi kitaplarda anlatılan kişiler anlatıldığı zaman o şahs tanıyorsa gıybet olur. Ama iş yerinde birisi böyle böyle yaptı falan birisi. Bana böyle oldu falan. Niye üzüldürüyorsun falan. Ya iş yerinde böyle bahsi oldu. Adam böyle böyle dedi falan. Ha tanıtmıyorsa, isim vermiyorsa gıybet olmaz. Deşarj olmuş olur. O gıybet olmaz. Dinleyicimiz biraz şeyi soruyor. Kendi aile içerisinde işte. Ayşe bana şunu yaptı diye Fatma'ya söylesem üzüldüğümü diyor. Yani. O gıybet olur. Tanıyor çünkü o. O gıybet olur. Ancak gıybet olmaktan çıkarması için hani üzüntülü şeydi falan. Hani anlattığı kimse gerçekten Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali'ye, Veli'ye neyse bunu anlatabilecek, arayı sulh edebilecek, arayı nasihat edebilecek bir kimse ise ona söylemekte de aynı şekilde mahsur yoktur. Gıybet olmaz buyuruyor. Ama o ölçüyü iyi yakalamak lazım. Çünkü bazen nefsi itminene kavuşmamış bizim gibiler pat diye sınırı geçebiliriz.